Merkez Bankası 12 liradan beri dolar 14 liraya geçmesin diye 6,5 milyar dolar ihale açtı ve piyasaya döviz sürdü. 6,5 milyar dolarla 18 liraya gelen dolar TL paritesi. Aynı gece Bankacılar Birliği Başkanı çıktı. Dedi ki 1 milyar dolar para satıldı. 1 milyar dolarla 18 liradan 12 liraya indi. Ya böyle bir şey mümkün değil. Yani 6,5 milyar dolarla sen bunu 12'den tutamadın, 18'e çıktı. Ve sen 1 milyar dolar daha sattın, bu para tekrar 11 liraya düştü. Türk lirası gibi bir paranın ortalama en az 40 milyar dolar bir parayla birlikte piyasaya döviz girecek ki Böyle bir yani düşüş olacak. böyle bir düşüş olabilecek. Bu bir matematik. Bunu da hiç kimse inkar edemez. Bunun dışında bir şey ortaya atan tamamen hikaye uyduruyordur. Bunun ispatını ya 6,5 Yani milyar dolar. Cumhurbaşkanı konuştu, olumlu bir mesaj verdi, piyasalar rahatladı. Bu cümleler pek bu düşüşü Ya sağlamıyor. mümkün değil Evet, 40 Cumhurbaşkanı. milyar dolara kadar para En az girecek. 40 milyar Bu da en dolar. az. Şimdi burada şu da var. Ben orada sorular sordum. Şimdi bu parayı kim piyasaya sürdü? Ben bunu merak ediyorum. Mesela bu araştırmada kim sürdü bu piyasaya bu parayı? İki, bu piyasaya bu parayı süren kişi bu parayı nereden buldu? Şimdi 40 milyar dolar dediğimiz para bir devlet parası ya. Bugün birçok irili ufaklı devletin kasasında bu kadar para yok. Hatta net rezerv olarak bizde bile bu para yok. Başka ne sorduk? Dedik ki bu adam bu parayı ne zaman geri çekecek? Şimdi işin aslında mihenk taşı burası. 40 milyar doları en az birisi piyasaya sürdü. Aksi halde bu düşemez. Bunu çok net söylüyorum. Ya bu alış emirlerini kırmak için, bu stopları patlatmak için piyasaya öyle 1 milyar, 3 milyar yok, ben açıklama yaptım, bunu düşürdüm. Ya o zaman açıklasaydın, 10 gün önce daha başka bir şey açıklasaydın. Bugün çıksın bir şey daha açıklasınlar o zaman. Yine düşürsünler. Bu açıklamalarla düşüyorsa 5 liraya düşürsünler o zaman. Bu madem sizin elinizde, bu madem sizin açıklamanıza bağlı, o zaman alın düşürün. İşte buradaki temel argüman, temel soru şuraya Çok önemli çıkıyor. sorular bunlar, evet. Temel soru şuraya çıkıyor. Bu soruların Bu para cevaplanması lazım. Bu para nereden nereden geldi? geldi? Bu kadar basit. Ve daha ne kadar para gelecek? Şimdi o gün ne dendi? Dövize endeksli mevduat açıklıyoruz dedi. Şimdi bir devlet olarak düşünelim. Ben dövize daha fazla kar payı vereceğim. Yani döviz yükselirse senin kaybını telafi edeceğim dedim. Bunu demem için benim ya cahil olmam lazım ya da dövizi düşeceğine emin olmam lazım. Aksi halde kendi kendi ayağıma sıkmış olurum. Peki buradaki politika ne? Beklenti şu: biz dövizi daha da aşağı getireceğiz. Ki insanlar yatırdığı paraların karşına daha fazla para vermeyelim insanlara. Peki biz bunu nasıl sağlayacağız? Biz piyasaya belki de bir 40 milyar dolar daha para süreceğiz. İşte soru burada giriyor. Bu para kimin parası? Bu para nereden çıkıyor? Şimdi ben size soruyorum. Pazartesi günü ne oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Pazartesi günü şak kadanak en az 4 kere 10 milyar dolar satıldı. Ve döviz düştü. Yani senin Merkez Bankanın döviz alış satışlarının hacminin üzerinde bir hacmi piyasaya sürdüğünde bu döviz arz talep dengesiyle birlikte zaten düşer. Pazartesi de bunu yaşadık biz. Bu döviz düşürüldü. Yani o şakkadanak doğruydu. O kısmı yaşadık. Şimdi ikinci kısmı yaşayacağız. Ne olacak? Bu tutmayacak. Tutamaz. Niye tutamaz? Bu yeni mevduat şekliyle ne yapmış olduk? Biz faizi %14 gibi gösterip aslında dövize endeksleyerek belki de %40'lık döviz artışıyla birlikte faizimiz %40 yaptık. Tamam, faizi artırdık. Peki insanlar size faiziniz düşük diye mi parayı vermiyordu? Hayır. Türkiye'deki faiz dünyanın neresinde var? Şu andaki %14 bile dünyanın neresinde var? Bana birisi açıklasın. Bu paranın akmamasının sebebi senin faizin değil, senin güvensizliğin. Bugünkü açıklanan politikada da ne olacak? Hiçbir dış yatırım sana para getirmeyecek. Niye? Çünkü sorun senin faizin değildi ki. Senin güvensizliğin. Kimse sana güvenmiyor. Amerika'nın faizi %2, trilyonlarca dolar para Fed'e akıyor. Senin faizin %15, kat be kat faizini veriyorsun. Bir kuruş para sana gelmiyor. Niye gelsin ki? Güvenmiyor. Ama ne oldu? Şunu hedeflediler. Yastık altında 280 milyar dolar değerinde altın var dedi. Öyle bir acziyeti itiraf ettiler ki. Yani bütün kasaları boşalttık. Bütün güvenilirliği bitirdik. Gözü milletin kasasına diktik. Bunun itirafı bu. Yastık altında 280 milyar dolar altın var. Bunu bozun da getirin bize. Bildiğin bir batık ya, batık bir projenin son çırpınışları. Bütün kasayı yok ettim. Gözümü de senin kasana diktim.
Türkçesi bu. Peki şimdi ben soru soracağım. Adam 280 milyar doların 200 milyar dolarını bozdurdu, senin bankalarına faizli krediye yatırdı. Döviz de %50 arttı. Bugün 12 lira 18 lira oldu. Olur mu? Olur. Olur. Ya olma ihtimali var tabii. Olur abi, bu olmaz diye bir şey yok. Olur. O zaman ne olacak? O farkı nasıl ödeyeceğiz? Arada %50 fark evet. var. %50 farkın hazineye yükü 100 milyar dolar. Yoktan yere bizim hazinemiz 100 milyar dolar borçlandırıldı. Bir akşamda, bir kararla ve milletin parasıyla borçlandırıldı. İşe bakabilir misiniz ya? Yani buradaki hedef şu. Yanlış, tutmayacak. Niye tutmayacak? Hedef yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için faiz artırımı değil. Yerli yatırımcının düğününde koluna takılmış bileziği olan altının, işte o gelinin 3-5 kuruş hayatında para biriktirmiş, dövizle birlikte veya altınla birlikte yastığın altında garanti para, kefen parası olarak tutanın bütün parasına göz dikildi bugün. Çıkış yolu burada bulundu. Böyle bir devlet modeli, böyle bir hükümet modeli olamaz. Bir... Dinsel istismar kavramı var ya, kavramsal olarak sevdiğim bir kavram. Niye? Çünkü istismar suçunun devrede olduğu bir kavram. Bilmeyen insanlara veya kendini savunamayacak insanlara karşı işlenen bir suç. Dinsel istismar bu. Siz kalktınız, siz derken üstünüze alınmayın lütfen. Kalktınız. Alınmam zaten ya. Faiz haram. Dolarımız bu konuda bu konuda nas var. İşte aman benden başka bir şey beklemeyin diye bugün ülkedeki herkesi faize mahkum ettiniz. Hani haram, hani helal? Çok basit bir soru. Bütün herkesi faize teşvik ediyorsun ve bütün evlere faiz parası sokuyorsun. Hani sen bunu nas'tan dolayı yapıyordun? Hani ayet vardı? Şimdi ben bu konuda ilk defa burada açıklıyorum. Bir girişimde de bulundum. Yarın sabah arkadaşlarımız genel merkezden yola çıkıyorlar. Şöyle göstereyim. Bir başvuru yaptık. Yarın sabah bu başvuru resmiyete kavuşacak. Ne bu başvuru? Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na. Yarın bu gidiyor. 21 Aralık 2021 tarihinde Hazine Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, açıklamayı aynen aldık, şeklinde döviz endeksli kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi duyurulmuştur. Yukarıda anlatılan döviz endeksli kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır? Yarın Diyanet İşleri Başkanı'na resmi bir soru soracağım. Şimdi bu helal mi? Bu işi biz helal haram diye yapıyorsak bunu yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. Ha sen bu işi ben devlet yönetiyorum diye yapıyorsan o zaman bu dini istismar edemezsin. Bu ikisi ayrı kavramlar. Bizim vatandaşımızın kandırılmasına, bizim vatandaşımızın sömürülmesine ben gerçekten dayanamıyorum ve buna katlanamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Erdoğan'ın yıllardır değişmeyen stratejisi. Önce bilinçli bir krize sebep ol. Tırnak içinde hepsini okuyorum, tweet'i okuyorum. Sonra bu kriz dış güçlerin oyunu gibi yansıt. En sonunda krizi sözde çözüp kahraman ol. Bu stratejinin püf noktası her defasında bunu yiyecek bir seçmen grubu demiş. Dedim ki hayır. Bu stratejinin püf noktası her defasında buna yenilen muhalefet. Bu kadar basit. Yani bunun karşısına çıkıp hiçbir argüman üretemiyorsun. Ya bakın, pazartesi günü alınan kararla bizim geleceğimiz satıldı. Tapulandı ya. Benim geleceğim, benim önümdeki 30 yılım birilerinin zenginleşmesine tapulandı. Benim çocuğumun geleceği, o hükümetin yanında olan amcaların, torunlarının geleceği bildiğin başkalarının geleceğine tapulandı. Zenginliğine tapulandı. Alın dedi, sizin olsun. Bunlar köleniz. Döviz düştü diye bayram etti bazı arkadaşlarımız, bazı vatandaşlarımız. Ya döviz düşmedi abi. Döviz bir hafta önceki yerine geldi. Döviz bugün 12,5 lira. Uyanalım. Biraz ayık olalım. 12,5 lira diyorum ya. 3 ay önce 8 lirayken fezaya çıktı bu dolar dediğimiz dolar bu.